Başkanım, dört büyük takım arasında bu sezon Trabzonspor ve Beşiktaş şampiyonun en büyük favorileri olarak nitelendiriliyor, değerlendiriliyor. Değerlendirmeler sezon başında bu şekilde. Siz neler söyleyeceksiniz yapılan bu yorumlara? Diğerleri ne yapacakmış abi? Yani böyle bir soru sormayın ya. Bu çok prematüre bir soru yani. Trabzonspor, Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı. Diğerleri ne? Diğerleri ne yapacaklar? Yani ikincilik, üçüncülük için mi oynayacaklar? Yani o kadar erken ki yani, daha bismillahirrahmanirrahim, yani daha ilk maçımızı oynadık. Yani önümüzde neresinden bakarsak bakalım işte kaç, 39 maç mı var? Pardon, 37 maç var. Yani bugün bunu konuşmak için o kadar erken ki veya şu favori. Yani başlamadan aslında bu yorumlar yok. Yani hani bana göre hakikatten uzak yorumlar. Kimse kusura bakmasın. Çıkacağız, oynayacağız, göreceğiz. Başkan. Ama ha şu, bunu her zaman söyledik yani, Trabzonspor'un mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Bu seneki kadro yapısı, yani her türlü bütün hazırlıklarımız, bütün süreç o şekilde yönetildi ve şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Ama kalkar da işte biz şampiyonluğun en büyük adayıyız veya işte biz şampiyonluğu oynuyoruz, rakiplerinize saygı göstermeniz lazım. Rakiplerinize saygı göstermediğiniz anda öyle bir yere yapıştırırlar ki size neye uğradığınızı şaşırırsınız. Onun için herkesin eksiği var, herkesin noksanı var. Daha bu ligin ilk maçıydı. Hiçbir şekilde ölçü olmaması lazım. Ligin ilk maçını kazandık, bu kadar. Yani sadece bu kadar. Federasyon toplantısında gündeme gelen kulüpler birliğinin ortak kararı doğrultuda yayıncı kuruluşla sorun çözüldüğünü, bu konuda herhangi bir görüşmeniz oldu? Kulüpler Birliği'nin ortak kararı demeyelim, 16 kulübün ortak kararıyla federasyonda kendi iradesini kullanaraktan yayıncı kuruluşta olan sıkıntı çözüldü. Zaten ödeme de yapıldı. Onu hemen herhalde herkes biliyor yani. Ödemenin %25'lik avansının ilk bölümü yapıldı. Bakiye'de Ağustos ayı sonuna kadar yapılacak. Başkanım, Cornelius transferiyle Trabzonspor transferi kapattı mı, yoksa bir arayışınız var mı? Geçelim, transfer sorularına cevap vermediğimi biliyorsun. Yapılan transferlerden memnun muyuz Sayın Başkanım? Yani ilk defa ligde ilk maçta aslında gördüğümüz kadarıyla ne yaptığını bilen bir Trabzonspor vardı sahada. Yapılan transferlerden memnun muydunuz siz de bugün izlerken? Şimdi uzun bir sürecin sonunda gerçekleşen transferler bunlar. Yani uzun bir süreç, yoğun bir çalışma, araştırma, analiz sonucunda kulübünde finansal ve ekonomik dengeleri doğrultusunda yapılan transferler. Yani o süreç içerisinde en iyisini yapmaya çalıştık ama hem Molde maçında, her iki maçta da hem de buradaki maçta bir kere transferleri erken gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Uyum sorununun aşılması bakımından. Ve oyuncuların da belki transfer ettiğimiz oyuncuların %100 değilse bile %70, %80 oranında katkı verdiğini gördük. Tabii ki Hamsik, Cornelius, bunlar Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2 hafta, hatta 20 gün, 21 gün dinlenerek geldiler. Ben bilemiyorum yani, teknik konunun için fazla da yorum yapmak istemiyorum ama belki biraz antrenman eksiklikleri olabilir. Diğer taraftan Perez diri oldukça katkı verdi. Yine her iki maçta da, hem Molde maçında hem buradaki maçta. Yani kısaca özetleyecek olursak transferlerin performansından ben şahsım adına oldukça memnunum. Çok çok teşekkürler başkanım. Değil ter olmuş başkanım, aldığı paralar helal olsun. Nasıl aldın? Bakın sorumlusu geldi başkanım. İki deplasmandır peşindeyiz. Evet. Burada görev yapıyoruz. İki deplasmandır. Teşekkürler başkanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım. Tebrikler başkanım. 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 Başkanım.